Buyurun. Demek bu odayı sana verdiler. Evet. Benim hakkımda ne biliyorsun? Kartal'ın, Balkan Bey'in, Ceyda'nın annesi olduğunuzu. Başka? Başka bir şey bilmiyorum. Bense senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Neyse. Bu akşam ailecek yemek yiyeceğiz. İyi bir misafirperver olarak bizler misafirlerimizi soframıza buyur ederiz. Ev sahipliğimizi gösteririz. Tabii misafirler de misafirliğini bildiği sürece. Seni de soframızda görmek istiyorum. Bedenin Ceyda ile aynı gibi. Odasına gidip istediğin kıyafeti al ve giy. Buna hiç gerek yok. Var. Herkes hazır olmak üzeredir. Sanırım sana haber vermeyi unutmuşlar. Acele etsen iyi olur. Herhalde onca insanı sofrada bekletmek istemezsin, değil mi? Bizler dostlarımızı uzakta tutarız zarar görmesinler diye. Düşmanlarımızı da yakında zarar vermesinler diye. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Ağır ağır yavaş yavaş tadını çıkarmak gerekir. İnsafsız ki küçük bir boşluğundan yakalar, hissettirmez en zayıf anında seni ta yüreğinden yaralar. Ellerin kolların bağlansa da başında kasırgalar kopsa da sen tüm gücüne karşı koysan da seni acımasız sevdaya salar. Senden benim kadar gerçekleri görüyorsun, beraber olamayız benim gibi biliyorsun. İnsansın yavrucağım, sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun, beraber olamayız benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım, sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Biraz geç karşılaştık, oysa hiç konuşmadan anlaştık. Bazı şeyler var ki söylenmiyor, biz senle sözleri susarak açtık. İnsan acılarla kıvransa da ve o aşkta bir daha doğsa da dünyasını yeniden kursa da düşler ve gerçekler ayrı ayrı yaşar. Sen
başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.